Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Eşimi tanıyorsunuz zaten, Aydın. Onunla daha önce çok video çekmiştim. Merhabalar. Şimdi Aydın'la beraber size portakallı kek yapacağız. O zaman malzemeleri saymaya başlayalım. Acayip bir kek yapabileceğiz. Evet, size alıyorum şu anda. Evet arkadaşlar, şu anda malzemeler burada. Hemen söylüyorum size, 3 su bardağı unumuz var. 1,5 su bardağı toz şekerimiz, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı sütümüz var, 3 adet yumurtamız var, 1 su bardağı portakal suyumuz var, kabartma tozumuz ve 1 portakalın kabuklarını rendeledik arkadaşlar. Aynen, kek kalıbımız var. Biz bu kek kalıbımızı metrodan aldık. İlk defa kullanacağız şu şekilde. Silikon kek kalıbı. Silikon. Evet, bunu şimdi köşede bekletiyoruz. Bir de kalıbımız, ay tasımız var. Evet. Şimdi malzemeleri tek tek koymaya başlayacağız. Şimdi bir dakika. Evet arkadaşlar, önce 1,5 su bardağı toz şekerimizi ilave ediyoruz. İyice boşaltıyoruz. Daha sonra 3 tane yumurtamızı ilave ediyoruz. Ve çırpıyoruz. Aydın çıkmaya devam ederken ben 1 su bardağı sütümüzü ilave ediyorum. Arkasından 1 su bardağının yarısı kadar sıvı yağ koyuyorum. Bir su bardağı portakal suyumu da ilave ediyorum. Bu arada Aydın karıştırmaya devam ediyor. Unumuzu ilave ediyorum. Yavaş yavaş. Aydın bu sırada tekrardan karıştırıyor. İkinci bardağımızı ilave ediyorum. Ve üçüncü su bardağımızı ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozumuzu ilave ediyorum. Devamlı karıştırıyoruz arkadaşlar. Ve bir portakal kabuğunun rendesini ilave ediyorum. İyice çırpıyorum. Daha doğrusu Aydın çırpıyor. Kenarlarına yapışanları da alıyorum ki onlar da karışsın. Çırpmaya devam ediyoruz.
Daha sonra silikon kabımızı alıyoruz ve yağ ile iyice yağlıyoruz ki yapışmasın. Biz çok iyi yağlayamamışız. Videonun sonunda da söyleyeceğim gerçi. İyice yağlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra hazırladığımız kek harcını kek kalıbımıza döküyoruz. Biraz sallıyorum ki iyice yerleşsin. Kalıbımız silikon olduğu için bir tepsi yardımıyla fırına koyacağız. Fırını önceden 150 derecede ısıttık arkadaşlar. Evet, fırınımıza yerleştiriyoruz ve 50-55 dakika kadar pişmesini bekliyoruz. Aydın'ımın ellerine sağlık. Sadece ufak bir hatamız var. Onu da sizinle paylaşalım. Biz kek kalıbına iç kısmını yağlarken biraz az yağlamışız. Muhakkak siz biraz fazla yağ sürün ki yapışmasın. Bizim birazcık çıkarırken koptu çünkü. Ama tadı çok lezzetli.
herkese tavsiye ederim. Siz de deneyin. Afiyet olsun. Evet, afiyet olsun. Beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, iyi akşamlar.